size cevap vereyim. Demekle ayet-i kerime ile kelamullah ile bize alemdeki en büyük rahmet kapılarından birini açmış demektir. Bizi muhatap alması, değil mi? Ve o muhatabiyette her istediğine cevap vermesi aslında duanın en büyük meyvesi, en büyük semeresi, en büyük faydasıdır. O maksadın hasıl olması değildir. Allah'ın cevap vermesidir en büyük semere, en büyük fayda. Yani burada benim şunu anlamam lazım. Mesela bir insana dedin ki, bana yardım eder misin? Değil mi? Bazen o insan tenezzül etmez cevap vermeye. Bazen duymamazlıktan gelir. Bazen gücü yetmez. Gücü yetse de yardım etse de gücü kadar yardım eder. Ve hakeze. Burada bana dua edin, yani isteyeceğimiz zat Allah olunca, Allah'ın cevap vermesi ona, insana, yani bana, bize tenezzül etmesi, kalbimizden geçen en küçük hatıratlara dahi, evet, rahimane, kerimane, tenezzül-i ilahiyle, nazar-ı merhametiyle bakması, yani rahmetini senin üzerine tecelli ettirmesi, Allah kayyum olduğu için, her şeyin sahibi olduğu için, o rahmet nazarıyla Cenab-ı Hak nazar-ı ilahiden baktığı için, zaten o cevap vermesi en büyük rahmet, en büyük bereket, en büyük ihsan oluyor. Ve o maksat ise, şimdi aşağıda gelecek, o duanın yapılması için saat gibi, mukaddemesi, başlangıcını bildiren bir vakit ölçer oluyor. Evet, daha geniş Rabbim anlamayı nasip etsin. Yani biz böyle duayı iyi anlayıp etrafımıza iyi vesile olmamız lazım. Çünkü dua çok yanlış anlaşılıyor. Mesela aşağıda da gelecek, daha da geniş Rabbim anlamayı nasip etsin. Yağmursuzluk, bunun üzerine bina edeceğiz inşallah. Yağmursuzluk, yağmur namazının vaktinin girdiğini gösteren bir saattir. Vakit girdi. Yani güneşin batmasında akşam namazının vaktinin girdiği gibi. Güneşin doğmasına yakın işte fecir vakti, sabah namazının vaktinin girdiği gibi. Yağmursuzluk, yağmur namazının vaktinin girdiğini gösterir. Asıl amaç yağmurun yağması değil. O maksadı vesile yapıp yağmura yağdıracak olan Allah'ın cevap vermesi, yakınlığının kazanması, teveccüh edilmesi, Allah'ın muhabbetinin kazanılmasıdır. Yağmursuzluk bahane yapılıp dergah ilahiye çıkılır, Rabbim denir, Rabbim dedikçe de Rabbim de kulum der, kulum dedikçe de iman artar, iman arttıkça kemalat ziyadeleşir, kemalat ziyadeleştikçe yakin artar, yağmur yağıncaya kadar imanın arttırılmasına devam edilir. Yağmurun Allah tarafından yağdırılması hem nurun ala nurdur, ama o vakit doldu. Bu kapıdan Allah'ı bulmak, bu kapıdan Rabbim demenin vakti çıktı demektir. Demek yağmursuzluk, yağmur namazının vaktinin girdiğini gösterir. Yağmur yağsın diye yağmur namazı kılınırsa aksül amel ile, diyor ya, kabul esbabından biri de budur. Allah'tan bir şey isterken Allah'a istemek lazım. Asıl fayda imanın artmasıdır. Kulluğun artmasıdır. Kulluk arttıkça teveccüh arttığı için kulluğunda sultanlık olur. Sonunda yağmur yağdığı zaman vakit dolmuştur. Yeni bir namaz başlar. Yeni bir ibadet başlar. O ibadetin kapısı kapandı, yenisi açılmış demektir. O zaman bazı dualar icabete iktiran etmez diye bir iddiada bulunma. Öyle bir şey yok. Allah senin her türlü sesini de duyar. Hem semidir hem basirdir, her şeyini görür. O sesi yaratan da odur. Onda sende iradeyi veren de odur. Kalbinden geçen hatıratları da duyar. Onlara da cevap verir. Hatta ve hatta kalbinde ileride geçecek niyetlerine göre bile muamele eder.